Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikteyiz. E, kısa da olsa tatil döneminde arkadaşlar e, telefon üzerinden kısa da olsa bir analiz yapmak istedim. E, çok e, uzatmadan e, altın, gümüş, dolar, borsa, bitcoin e, ve e, zamanımız da petrol üzerinden de geçeceğim şekilde son durumun değerlendireceğiz. Altın tarafından başlarsak arkadaşlar altın onsta düşüş trendi devam ediyor. Burada 1738'lerin üzerinde bir kapanış gelmedikçe düşüş trendinin devam edeceğini 1710 ve 1688'lerin önemli destekler olduğunu söyleyebilirim. Sonrasında eğer yukarı bir yükseliş trendi başlarsa ilk etapta gideceğimiz yerler 1750 ve 1765, 1770'lerde. Daha önceki arkadaşlar yükseliş trendinin hedefi 1770'ler ve 1778'ler demiştik. Burada yükseliş 1767'lere kadar oldu ama sonrasında arkadaşlar Jackson Hole toplantısından sonra Powell'ın konuşması sonrasında bütün borsalar ve hatta bizim borsaları saymayabilir belki bu manada düşüş olsa da aslında oradaki düşüş SPK yüzünden de. Burada arkadaşlar e, altın, gümüş ve borsalar düşmüştü ve burada düşüş trendi devam ediyor. Birazcık daha o haftalık vadeye baktığımızda da burada da hareketin zayıf olduğunu e, gözlemleyebiliriz. Aylık bazda da yine hareket zayıf olacaktır. E, Özellikle baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6 haftadır düşüş trendi uzun vadede devam ediyor ve paralel kanal şeklinde bir formasyon. Bakın üst tarafta ve alt taraftaki durumu incelediğimizde buradaki dip noktası 1650'ler civarında bir bölge var. Yani 1670'ler arkadaşlar burada oldukça önemli destek buranın kırılmaması gerekiyor uzun vade için baktığımızda. Peki gümüşe geçersek gümüş tarafında ise arkadaşlar. E, aynı şekilde düşüş trendi devam ediyor. Burada bir yükseliş trendi oluşmuştu e, ve hedef e, ilk etapta 20 civarıydı. E, pardon 19.6 civarıydı ve sonrasında 20 direncimiz vardı. En yüksek gördüğümüz nokta arkadaşlar burada 19.45'ler civarında ve sonrasında e, burada tam aslında yükseliş trendi başlamamıştı. Altın gibi e, yükseliş trendine girememişti Gümüş ons daha doğrusu. E, şöyle e, onu şöyle açıklamıştık sizlere. Altın e, yukarı doğru döndü. Hatta gram altında dönmüştü. Ama gümüş gitmiyor. Ya altındaki hareket fake ya da gümüş bir gün sonra yükseliş trendine girmesi gerekiyor demiştik ama burada baktığımızda arkadaşlar buradaki hareket yeterli değil ve aşağı doğru dönüşte sert oldu. Dolayısıyla gümüşteki hareketi aslında ben yükseliş olarak trend olarak kabul etmiyorum ve burada da şu an düşüş trendi aslında buradan beri devam ediyor. Kabaca 20-50'lerden beri düşüş trendi devam ediyor ve 18-80'lerin üzerine çıkmadıkça arkadaşlar burada ben düşüş trendinin devam edeceğini söylemek istiyorum. Altın 10'su da 1700 38 demiştik. Peki gramlara geçersek. Gram altında arkadaşlar e, yine düşüş trendi devam ediyor. Burada yükseliş trendi e, başlamıştı. E, ons altında olduğu gibi ve gördüğü en yüksek nokta arkadaşlar 1032'ler civarındaydı. Hatta e, şöyle bir fincan e, kup şekline döner mi diye ifade etmiştik. Şu e, manada halen fincan kup arkadaşlar ihtimali bitmedi. Onu söyleyebilirim. E, şuradaki destek noktası yani oralar en düşük noktaya baktığımızda 1005'ler. Yani 1005 desteği kırılmadığı sürece altın e, gramda arkadaşlar halen e, yukarı doğru ümitler devam eder. Bakın şuradaki dip ve buradaki dip e, birbirine yakınsıyor ve buralardan destek gelmiş. Çok sorun yok. Ama 1005'lerin altındaki bir nokta bizi e, şu noktalara götürebilir diyor düşünüyorum ve oralarda 985'ler. Yani 985'lerin altına çok gelmesini beklediğim seviyeler değil. Oralardan ben alıcı geleceğini düşünüyorum. Ee, 10'sı altında düşebilecek seviye ne kadar derseniz arkadaşlar. Nereye düşebilir? Uzun vadede ben 1580'lerin altına pek gelmesini beklemiyorum. Onu söyleyebilirim. Ama gram altında kısa vadede günlük bazda düşüren devam ediyor. 1017'lerin altında kaldıkça da devam eder. Gram gümüşe geçtiğimizde ise Arkadaşlar burada da 11 TL'nin altında kaldıkça düşüş trendi devam eder. Ee, burada aslında e, Perşembe günü yukarı doğru bir hareket başlamıştı e, analiz yapamasak da arkadaşlar ama e, çok uzun soluklu olmadı. Yine Jackson Hole toplantısı aslında bu tekniği bozdu diyebiliriz. Şuradaki dip seviyesi arkadaşlar. Burada bize direnç oldu ve oradan döndü ve şu an 11 TL altında kaldıkça düşüş treni devam eder. Birazcık daha uzun vadeye bakalım. Haftalık bazda baktığımızda burada da bir para kanal oluşuyor. Belki biraz daha üçgene benzer bir yapı. Şu tepeleri birleştirdiğimizde, şu dipleri birleştirdiğimizde burada sanki arkadaşlar şu bölgeye bakarsak 10.5'lar veya 10.40'lar arkadaşlar burada ucuz bölgeler olarak adlandırabilirim. Orta uzun vadede bence çok kaybettirmeyecek seviyeler 10.40'lar seviyesi diyebilirim. Evet gram altın gram gümüş ons altın ons gümüş böyle. Dolar TL'de arkadaşlar e, çok söyleyecek bir şey yok ama e, 18.77 e, seviyesinde bulunuyoruz kabaca ve 18.66, 16 e, 77 diyorum arkadaşlar düzeltiyorum 18 17 seviyesinde bulunuyoruz 18 16'ların üzerinde kaldığımız sürece de arkadaşlar burada yükseliş trendi devam eder ve şu anda arkadaşlar yükseliş trendi Dolar TL'de devam ediyor. Biliyorsunuz e, en son bu bölgelerden bir yükseliş sinyali oluşmuştu. E, Dolar TL'deki e, yükseliş trendi devam ediyor. Ons altında düşüş, ons gümüşte düşüş, gram altında düşüş, gram gümüşte düşüş. Peki borsa tarafına baktığımızda arkadaşlar borsa İstanbul açtığımızda Burada da yine yükseliş de devam ediyor. Ee, baktığımızda 3135 seviyesinin üzerinde kaldıkça yükseliş trendi devam eder. 3200 civarına gelince arkadaşlar dikkatli olmak gerekiyor. Gördüğümüz en yüksek seviyeye baktığımızda 3188 yani az kalmış dikkatli olmak gerekiyor. Ee, bu demek değildir ki arkadaşlar e, satmak gerekiyor dirence geldiğinde. Sadece dikkatli olmak gerekiyor. Stop loss'lara uymak gerekiyor. Son olarak bir de arkadaşlar... Bitcoin'e bakarsak Bitcoin tarafında düşüş trendi devam ediyor. Ee, benim bir sarı kanalım vardı bilgisayarda olmadığı için gösteremiyorum ama arkadaşlar şöyle e, belki de bir çizgi çekebilirim. Bakın şu çizgiyi çekebilirsem. Evet trend çizgisini çekemedim arkadaşlar ama şuradan. Evet bu çizgi kırılmasıyla beraber. Bitcoin'de düşüşler hızlanmıştı ve sarı kanal aşağı doğru geldi ve arkadaşlar şu an 20.800'lerin altında kaldıkça da düşüş trendi Bitcoin'de devam eder. Esas olay burada haftalık bazda bakarsak daha iyi görülür. Burada 18.000'ler kırılırsa arkadaşlar 16.000'ler ve altı mümkün olabilir. Bitcoin'de durum zayıf diyebilirim arkadaşlar. Evet burada ufak yayınımızı sonlandırıyoruz arkadaşlar. Herkese iyi günler. Bu arada da 30 Ağustos zafer bayramımızın hepimizin kutlu olmasını diliyorum.